Halep'e yardım götüren Birleşmiş Milletler tırlarının vurulması Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yeni bir krize sebep oldu. ABD saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tutarken klasik olarak Rusya iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri 63 Suriye askerinin öldürüldüğü saldırısını gündemden düşürmeye çalışıyor. Açıklaması yapan Rusya'dan da yine açıklamalar devam etti gelmeye. Evet. Suriye'de ateşkes ilan edildiği bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon Suriye ordusunu vurdu. ABD 63 askerin öldüğü saldırının yanlışlıkla yapıldığı bahanesini ortaya atarken bir saldırı haberi de Halep yakınlarından geldi. Bölgeye insani yardım götüren Birleşmiş Milletler konvoyu vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes saldırının ya Suriye hükümeti ya da Rusya tarafından yapılmış olduğuna inandıklarını söyledi. Ancak bu iddia Rusya tarafından sert bir şekilde yalanlandı. Konvoyun saldırıdan önceki görüntüsünü yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olgularla desteklenmeyen bu alelacele suçlamalar 17 Eylül'de değer zor yakınlarındaki Suriye ordusu mevzilerini bombalayan ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun pilotlarının garip hatasını dikkatlerden uzaklaştırmak için yapılıyor denildi. Birleşmiş Milletler konvoyunun vurulması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. Genel Sekreter Ban Ki-moon saldırıyı vahşi ve planlı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler'in insani yardım dağıtımını askıya aldıklarını söyleyen Ban Ki-moon, bu konvoyları bombalayanlar da korkaktır dedi. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan saldırıdan Suriye yönetimini sorumlu tuttu. Dün de Birleşmiş Milletler konvoyuna bir saldırı Rejim tarafından yapıldı bu konuda bir açıklamada. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Saldırıyı kendilerinin ya da Suriye ordusunun gerçekleştirmediğini söyleyen Lavrov, "Ordumuz, hava güçlerimizin o bölgede olmadığına dair bir açıklama yaptı. Suriye hava güçleri de orada bulunmuş olamaz. Zira konvoya yönelik saldırı hava karanlıkken gerçekleşti. Suriye hava güçleri karanlıkken uçmuyor. Böyle olanakları yok." dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmasında konvoy krizine değinmedi. Hall... Suriye'deki krizin çözümü için askeri bir yol bulunmadığını belirten Obama, çözüm için diplomasi yolunun izlenmesi gerektiğini söyledi.